Herkese iyi akşamlar. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği'nin ilk Instagram canlı yayınına hoş geldiniz. Sizlere ülkemizdeki peyzaj mimarlığı akademik yapılanmasını aktaracağız. Hoca hocam da şu anda yayınımıza katıldı. Hocam iyi akşamlar. Merhaba, ne var ne yok? Teşekkürler. İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Ben de programla ilgili ilk sunumumu yapıyordum. Bu bizim Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği olarak ilk canlı yayınımız. Bu COVID-19 süreci aslında yaşamımızı birçok yönden olumsuz yönde etkiledi. Fakat bir yandan da iletişim bağlamında alternatif yolları bulma konusunda da bizleri teşvik etti. Nitekim son günlerde o kadar çok fazla canlı yayın var ki neredeyse her akşam bir farklı kurum tarafından, kişi tarafından canlı yayın düzenleniyor. Ve çok güzel bilgiler akademisyenlerle, meslektaşlarla, öğrencilerimizle paylaşılıyor. Biz de Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği olarak bir canlı yayınlar serisini başlatıyoruz. Bu akşamki ilk konumuz ülkemizdeki peyzaj mimarlığı akademik yapılanması. Ama önümüzdeki haftadan itibaren de yaklaşık Eylül ayına kadar sürecek bir yayın dizisini başlatıyoruz. Bu yayın dizisinin koordinatörü Oğuz hocamız. Takipçilerimiz bilecektir Pemder'in bültenlerini takip edenler. Bu mesleğin, bu eğitim, öğretim akademinin ülkemizdeki ilk öncüleriyle ilgili bir yazı dizisi başlattık. Çıkardığımız, 3 ayda bir çıkardığımız bültenlerde. İşte Sabri Aran hocadan başlayarak bu mesleğin bu ülkeye gelişmesinde emeği geçen birinci kuşak hocalarımızı burada tanıtıyoruz. Şimdi bu yeni canlı yayın dizimizde de bu yayın dizimizin adı da peyzaj mimarlığına ışık tutanlar olacak. Her akşam, her hafta Perşembe günleri akşam 9:30'da Instagram canlı yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki haftanın ilk canlı yayın konuğu emekli hocam Ankara Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Metin Başal hocamız ve Oğuz hocamızla akademiden, meslekten konuşacak. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren her Perşembe 9:30'da sizlerle Türkiye'de peyzaj mimarlığı mesleğine ışık tutan hocalarımızla sohbetler gerçekleştireceğiz. Tabii başka yayın programlarımız da var bunlara ilave olarak. Yine zaman zaman onları da duyacağız. Akademiden eğitimle ilgili, öğretimle ilgili, araştırmalarla ilgili ve meslekle ilgili çeşitli sohbetlerle de sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk yayınımızda ülkemizdeki akademik yapılanmayı Oğuz hocamla konuşacağız. Aslında ilk etapta sanki başlığa bakınca bu konu sadece akademisyenleri ilgilendiren bir konu gibi duruyor ama artık her türlü toplantıda PEMAT'tan bahsediyoruz, PEMKON'dan bahsediyoruz, PEMDER'den bahsediyoruz. Bazen akademi dışında olanlar için özellikle söyleyebiliriz. Bu kavramların tam olarak neyi ifade ettiği, ne olduğu çok anlaşılamıyor. O nedenle bu programı, ilk programda bunu ele almak istedik. Tabii biz Oğuz Hocam ve ben hem PEMDER'in eş başkanıyız diyelim. Aramızda öyle bir başkanlık, ikinci başkanlık şeyi yok. Her şeye beraber karar veriyoruz ama bir özelliğimiz daha var. PEMAT ve PENKON toplantılarına en çok katılan hocalarız. Hocam ben şöyle bir çetele çıkardım programdan önce. Ben 22 PEMAT toplantısının 19'una katılmışım. 20 PEMKON toplantısının da yine 19'una katılmışım. PEMAT şeyiniz sizin benden fazladır tahmin ederim. Ama Benim bir tane fazla. Ben iki tanesine katılmadım. Bir tanesinde kızım üniversite sınavına girmişti. Bir tanesinde de babam rahatsızlanmıştı. Onlarla katılamadım. evet biliyorum siz de kaçırmıyorsunuz. Ben de mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçırdığım toplantılardan birinde de askerdeydim. Birincisini kaçırdım ne yazık ki. Şimdi siz bahsedeceksiniz. İzmir'de askerdim o zaman ne yazık ki katılma imkanı olamadı. Hocam isterseniz önce
kendimizi takdim ederek başlayalım. Yani akademi çevreleri bizi tanıyor ama bu yayınımızı eminim akademi dışından izleyenler, meslektaşlar, öğrenciler ve diğer meslekten de var. İsterseniz kısaca kendimizi tanıtarak başlayalım, ondan sonra programımıza devam edelim. Ben mi başlayayım önce? Evet. Tamam, peki. Ben Profesör Doktor Oğuz Yılmaz. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesiyim. 1981 yılında başladığım, asistanlığımla başladığım bu oradaki öğretim üyeliği sürecim halen devam ediyor. 3 senem kaldı. Ondan sonra biz de emekliler kervanına katılacağız. Bu süreç içinde genellikle tasarım dersleriyle ilgilen. Tabii işin bir gerçeği var, biliyorsunuz bunu bütün asistanlar da yaşamıştır. İlk başlarda bütün derslere giriyorduk bir şekilde. Sonradan yavaş yavaş kendi esas uzmanlık alanımıza doğru birazcık kaymaya başladık. İşte hocalarımızın da işte bizi takdir ettikleri alanlar dolayısıyla böyle bir seçim yaptık. Zaten hani çizim ve diğer konularda da yeteneğim çok olduğu için o yönlere rahatlıkla geçebildim ve hocaların yol gösterimiyle de işte bugün bir yerlere kadar gelebildik. Şimdi de naçizane tasarım derslerini öğrencilerimizle yürütüyoruz. Yani bu kadar bir tanıtım herhalde yeterli. Yani bu süreç içinde iki kere bölüm başkan yardımcılığı yaptım. Bir kere de bölüm başkanlığı yaptım. İşte ya fakültede çeşitli kurullarda görev aldım. Dışarıda Peyzaj Mimarlık Odası Başkanlığı sürecim oldu bir dönem. İki dönemde orada başkan yardımcısı vardı. Yani hayatımız böyle devam edip gidiyor. Evet. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben de kısaca bahsedeyim. Ben 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde başladım. 86'da mezun oldum. 2 yıl serbest piyasada çalıştım, tasarım şirketlerinde ve uygulama işlerinde. 1988'den itibaren de akademinin içinde yer alıyorum. 1996'ya kadar Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Bu sırada Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü kuruldu. 1996'da Akdeniz Üniversitesi'ne geçtim ve işte 25 yıldır da yine Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Benim de sivil toplumla, meslek odasıyla yolum kesişti. Hem akademide hem meslek odası hem sivil toplum bağlamında her türlü mesleğimizle ilgili, peyzaj mimarlığı ilgili aktivitelerin içinde yer aldık. Şimdi bu bağlamda bugünkü söyleşi konumuza dönersek, peyzaj mimarlığında akademik yapılanma, burada 4 yapılanmadan bahsedeceğiz. Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlayıp PEMAT, PEMCOM ve PEMDER ile devam ediyor. Bu yayında sizden özellikle Peyzaj Mimarisi Derneği ve PEMAT ile ilgili bilgileri bizlerle paylaşmanızı isteyeceğiz. Onu takiben de PEMCOM ve PEMDER'e geldiğimiz noktada da ben izleyicilerimize bazı bilgiler aktarmak isterim. Bu arada izleyici sayımız şu anda 70'in üzerine çıktı ve katılımcılar, herkese tekrar yeni katılanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Herkes selamlıyor, size de selamlarını iletiyor. Hocam, 100'ü geçer gibi geliyor. Severimiz çok herhalde. Evet, sağ olsunlar. Hocam, Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlayalım. Sanırım tam adı Türkiye Peyzaj Mimarisi Derneği. Hem bir meslek kuruluşu gibi faaliyet gösteren hem de bir akademik kuruluş gibi faaliyet gösteren Türkiye'de peyzaj mimarlığının ilk örgütlü yapısı, ilk kuruluşu. Ne zaman kuruldu? Bu kuruluşta kimler rol oynadı? Kuruluş amacı neydi? Bu konuda sizden bilgileri alalım hocam. Evet, yani Peyzaj Mimarlığı Derneği sürecinde tabii ben ilk başlarda aktif olarak rol almadım ama daha sonraki bütün etkinlikleri içinde hemen hemen bulunduk. Çünkü o bölümde kurulan bir dernekti biliyorsunuz. Bir istek ve gereklilik nedeniyle ortaya çıktı. Bu derneğin kurulmasının esas gerekçesi. Bu da yani peyzaj mimarlarının gün geçtikçe sayılarının çoğalması. Çeşitli kurumlarda çalışıyorlardı çünkü. Sadece üniversiteler değil birçok yerde. Bakanlıklarda veya diğer belediyelerde, diğer kurum ve kuruluşlarda, özel çalışanlar da vardı. Böyle bir istek gelişti kendiliğinden ve bu bir artık gereklilik haline de dönmeye başladı. Çünkü birçok yerde bir takım şeyler yapılmak isteniyordu ama bir örgütlülük olmadığı için de bu konuda bir şeyler yapmak için herkesin bir isteği vardı.
1966 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Feyzi Aydınmalı bölümünde kuruldu. Bu kurma kararı da aslında 1965'te alınmıştı ama yetişmedi. 1966'da ancak açılabildi. İşte bir takım o resmi ilişkilerden dolayı. Tabii bu süreç içinde kurma kararından sonra hemen aktif olarak çalışmaya başlandı. Zaten çok birazdan bahsedeceğim kurucular içinde çok önemli kişiler vardı. Fakat bir süreçten daha bahsetmem lazım. Bu bir kesintiye de uğradı aslında dernek yürütülmesi olayı. 1980 darbesinde kapatıldı. Çünkü biliyorsunuz bütün dernekler o zaman yasal olarak hepsi kapatılmıştı. Sonra da başındaki Türkiye kelimesi kaldırıldı. O da yasaklanmış çünkü Türkiye kelimesini kimsenin kullanmasına da izin verilmiyordu. Sadece Peyzaj Mimarisi Derneği olarak tekrar açıldı. Şimdi burada tabii kurculardan bahsedelim hemen çünkü çok önemli bir konu bu. Biraz önce de bahsettiğim gibi hem üniversitelerden hem bakanlıklardan hem belediyelerden ve kamu iktisadi teşebbüslerinden ve de özelden birçok insan vardı. En başta da tabii bizim Peyzaj Mimarlığı bölümünün de kurucularından Profesör Doktor Badri Aran geliyordu. Daha sonra da Doçent Doktor Günel Akdoğan, o zaman doçent, şimdi öyle diyorum yani, yoksa profesör oldu tabii. Bu başkan olarak görev aldı. Doçent Doktor Yüksel Öztan sekreterdi. Doktor Aysel Bayraktar, Doktor İsmet Gürses, Doktor Selami Sözer, bunlar da yine eğitim camiasından isimlerdi. Özdağan Aktar, Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklar Daire Başkanı'ydı. Yılmaz Altınok, Belediye Park Bahçeler Müdürü'ydü. Bilal Eron da Belediye Park Bahçeler Müdür Yardımcısı'ydı. Adnan Aztekin, DSİ Rekreasyon Dairesi Başkanı'ydı. Alaaddin Egemen, yine herkesin ismine yabancı değildir, ODTÜ Ağaçlandırma Müdürü'ydü. Ekrem Gürenli, tabii bu isme de yabancı değilsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Park Bahçeler Müdürü'ydü. Gülsen Koç, rahmetli Nizamettin Koç hocamızın eşiydi, DSİ'de görevliydi. Ve Aytekin Ülger, o da Atatürk Orman Çiftliği müdürüydü o zaman. Yani bayağı gördüğünüz gibi çeşitli kademelerde ve de üst düzey insanların oluşturduğu bir kuruluş grubuydu. Burada tabii yani kuruluşa kadar geçen süreçteki şeyler bunlardı. Daha fazla çalışmalar, tabii bunun alt komisyonları oluşturdu birkaç tane. Bazı dernek için dernek dışında yapılan bir dernek yapılan etkinlikler için ayrı ayrı komisyonlar oluşturdu. Yayınla ilgili ayrı komisyonlar oluşturdu ve bunlar dergi önemli bir komisyon, o da bir komisyonla yürütüldü. Çeşitli komisyonlarla bu görevler yürütüldü ve onlar da değişik isimler yer aldı. Bunlar da yine bugün herkesin tanıdığı ve peyzaj marına mal olmuş insanlardı. Hocam, Amaçları da kuruluş amacı neydi? Yani o zaman bu değerli insanlar, yani ölenleri rahmetle anlıyoruz, sağ kalanlara da selamet diliyoruz. Bu kadar değerli insanların bir dernek kurmasının amacı neydi? Niçin bir dernek kurma ihtiyacı hissediyorsunuz? tam da ben de ondan bahsedecektim. İyi soru sordun. Bu amaçlar aslında hedeflere yönelik, yani çok bugüne yönelik hedefler üstelik de. Yani günümüzün hedeflerine yönelik bir şeydi, çalışmaydı. O hedeflerde şimdi okuyacağım zaten hepsini göreceksiniz ki bugünle o kadar örtüşüyor ki ve de bize o kadar güzel hedefler göstermişler ki insan birazcık da böyle gurur diyor o zamanki bu insanlarla. Mesela ben bunlardan en önemli bir, bizim için de bugün de geçerli koruyan üç tanesinden bahsedeceğim sadece. Bütün yüzü okumayacağım. Birincisi doğal ve kültürel peyzajları korumaktı. Ki bugün biliyorsunuz işte bizim doğal ve kültürel peyzajlar en önemli konularımız içinde yer alıyor. İki ana konumuz neredeyse. İkincisi peyzaj düzenlemesi ve bahçe sanatı konularına giren planlayıcı ve geliştirici çalışmalar yapmaktı. Bu da işte planlama konusuna gönderme yapan çok önemli bir maddeydi Düzük'teki. Bu tabii o zaman tasarım konusu ayrıca ele alınmıyordu. Peyzaj planlaması denince içine işte bahçe planlaması da giriyordu veya diğer şeyler de giriyordu. Dolayısıyla planlamayı öyle düşünmek lazım. Hani burada tasarım nerede diye sormaktansa sadece bu kavram içinde bunları hepsini ele aldıklarını düşünmek gerekiyor. Üçüncüsü de ülkenin imar, kalkınma, fiziksel planlama faaliyetlerine katılmak. Bu da çok önemli bir konuydu. Rahmetli Sadri Aran bunu 1974 mezunlarını verdiği dönemdeki konuşmasında da ülkenin fiziksel planlama alanında peyzaj mimarlığının yerini almasına ilişkin çok güzel sözleri vardır o konuşmasında. O da zaten bunu özellikle vurgulamıştı. Bu da diğer bir şey. Yani mutlaka bizim ileride ülkenin fiziksel planlama
sürecinde yer almamız gerektiğinde daha o günden hedef göstermişlerdi. Bunlar çok önemli şeylerdi. Çok da iyi yerinde kararlardı. Tüzük için tüzükte yer alan şeyler. Yani önemliydi. Yine tüzükte bahsetmem gereken bir iki nokta daha var. Mesela üyelikte de çok ilginç noktalar vardı. Yanılmıyorsam peyzaj numara olmak, evet öyleydi. Peyzaj numara olmak veya bu alanda kariyer yapmak gibi bir hedef gösterilmişti yani üyeler için. Sadece peyzaj numaranın alınmadı. Buradan da anlaşılıyor zaten. Bilimsel kariyer yapanlar yani dışarıdan gelip doktora yapanlar veya işte başka yüksek lisans yapanlar da buna dahil ediliyordu. Bir de ayrıca bir madde daha konmuştu. Meslekten olmasalar da meslekle ilgili dersler almış olmak gibi bir şeyde açık yolda bırakılmıştı. Yani ne bileyim mesela ziraatten birisi bir hoca ya da bir başka şey aslında bizden meslekle ilgili dersler aldıysa onun da üye olması koşulu getiriyordu. Bu daha çok şeye gönderme yapıyordu. O zamanlar biliyorsunuz peyzaj mimarı diye bir ünvan olmadığı için ziraatte ve ormanda birçok bu konuda yetişmiş insan vardı. Yani bahçe sanatı konusunda, işte bahçe bitkileri konusunda, düz bitkileri konusunda, işte süs bitkileri ve seracılık konusunda böyle değişik şeyler başlıklar altında birçok insan yetişmişti. Onlara da kapıları açmak için bu yöntem kullanılmıştı. Bu üyelik yöntemi. Evet, şimdi ben hatırlıyorum. Asistanlık günlerime denk geldi. Rahmetli Yüksel Özkan hocamızın Adana'ya geldiğini, bölümde dernekle ilgili konuşma yaptığını, biz büyük bir heyecanla, tabii çok gençiz o zaman, asistanız, bunları doldurup üye olduğumuzu, yanında da çantasında rozetleri taşırdı. Hiç unutmuyorum, hala da saklıyorum. Metal üzerinde bugün odamızın sembolü olan lale sembolü, altında da PMD 1966 yazan rozetleri, evet. Dernek rozetlerini de üye olanlara hemen takdim ediyordu. O zaman büyük bir heyecanla biz de üye olmuştuk. Tabii Ankara'nın kurduğu dernek, sonra İstanbul ve İzmir'de de farklı dernekler kuruldu. Adana'da böyle bir dernek yoktu. Çok sevgi ve muhabbetle hatırlıyorum. Hocam biraz da derneğimizin, bu ilk derneğimizin yaptığı çalışmalardan bize bahsedebilir misiniz? Bir takım yayınlar var, özellikle dergiler hala bugüne damgasını vuran. Bir de 15. Dünya İfla Kongresi gibi küçük bir derneğin boyutlarını aşan ama müthiş bir organizasyon var. Peyzaj Mimarisi Derneği'nin faaliyetlerinden de o dönemki biraz bahseder misiniz? Tabii yani önemli, çok önemli çalışmalar yapmışlar ve etkinlikler yapmışlar. Ondan önce küçük bir parantez açıp şey yapayım, bu açıklama yapayım. Bu bahsettiğin amblem, aslında derneğin amblemi daha sonradan biliyorsun benim başkan yardımcım ya da başkanlığım sürecinde odanın amblemi haline getirilmişti. Onu bir hani kısa not olarak burada vereyim. Belki bilmeyenler vardır. O süreçte yapılmıştı. Bizim yönetim kurulu tarafından alınan bir kararla değiştirilmişti. Şimdi senin soruna geleyim. Bu çalışmalar dediğimiz şeyler aslında etkinlikler de oluyor. Bir takım yayın faaliyetleri de oluyor. Bir takım toplantılar düzenlemek de oluyor. Bir takım kişilerle özel görüşmeler yapmak ya da ortak işler yapmak gibi de bir takım etkinlikler oluyor. Bunların hepsini toparladığımız zaman öncelikle bir dergiden öncelikle bahsetmekte yarar var. Çünkü en önemli şeylerden birisi ve hatta bugüne kadar gelmiş, daha sonra da oda tarafından devam ettirilmiş bir süreç. 3 ayda bir sayı olmak üzere yılda 4 kez çıkıyordu dergi. 1994 yılına kadar da yayınlanması sürdürülüyor. Ondan sonra zaten odanın dergilerine yöneldi. Sahibi doçent doktor Gürel Akdoğan'dı. Kendi derginin üzerinde yazan ibarelerden edildi. Bilgilere göre. Yazı işleri müdürü de Yüksel Öztan'dı. Profesör Doktor Yüksel Öztan. Yayın komitesinde yönetim kurulu üyeleri dışında yine herkesin bildiği rahmetli geçen sene kaybettiğimiz Doktor Selami Sözer vardı. Ve işte önümüzdeki hafta bir söyleşi yapacağımız asistan Metin Başal bulunmaktaydı. Yani ilginç insan böyle düşündükçe çok ilginç şeylerle karşılaşıyor. Bilgilerle ve anılar yaşıyor. Bu dergide zamanın en önemli bilim insanları ve devlet yetkililerinin bildirileri de yer alıyordu. Yani böyle şey bir dergi değildi. Yani eften böyle hani herkes bir öğretim üyesi gelsin yazı yazsın, sonra bir asistan yazı yazsın falan gibi değil. Onlar yanında birçok insan burada yer aldı. Şimdi ben size bunları söyleyeceğim. Belki bilmeyenler için de çok şaşırtıcı olacak bunlar. Mesela önemli bilim insanları yanında devlet yetkililerinin bildirileri de vardı. Mesela yurt dışından Konrad Buchwald'ın ve tabii İFLA Kongresi'nde bahsetmiyor. O ayrı bir sayı olarak çıktı. Orada bütün hepsi yabancı zaten neredeyse.
Cengiz Bektaş, Behruz Çinici, Kerim Ömer Çağlar, İlhan Tekeli, Şevki Vanlı, Gönül Ev Yapan, Fehmi Yavuz, Necip Bersan. Mesela bunlar. Bunlar mesela derginin birçok sayısında yazı yazan ve birkaç kere yazı yazan insanlardı. Yani öyle önemli bir dergiydi yani. İkinci etkinlik olarak dergi dışında, ha, bu derginin birçok sayısı kaybolmuştu. Yine benim o yıllardan beri toparladığım süreç içindeki ve aldığım dergilerin hepsinde ben odaya başladım. Birkaç tanesini orada kullandılar. Yanılmıyorsam bu şeyi oluşturmakta, dizini oluşturmakta. Şimdi odanın web sayfasında yayınlar altında bütün bu dergilere ulaşmak olası. Hepsi taranmış olarak görülebiliyor. İkinci bir etkinlik, yani etkinliklerden bahsederken 1970 yılında Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas ile anlaşarak Çankaya'da bir botanik bahçesi kurulması kararıydı. Biliyorsunuz o gerçekleşti. Daha sonradan Yüksel Öztan tarafından yürütülen çalışmalarla belediyeyle ortak bir şekilde Çankaya'da şimdi Atakule'nin hemen altındaki park o zaman ilk botanik parkıydı. Hala yaşamını sürdürüyor. O açıdan biraz önemli bir anıt bir park yani. Sonra 1972'de ülkemizin peyzaj planlama sorunları diye bir seminer düzenlendi. Bu da ilkti. Ülkede bir ilkti. Peyzaj planlama konusundaki seminerlerin ilki olarak da kabul edebiliriz. Yine planlama konusunda uzman birçok kişi burada yer aldı ve bildiriler sundu. 1974 yılında Çevre Düzenleme Haftası kapsamında Alman Kültür Merkezi ile ülkemizde peyzaj mimarlığı konusundaki gelişmeler ve Batı Almanya'nın örnekler başlıklı bir sergi açıldı. Bu serginin çalışmalarında ben de yanılmıyorsam daha öğrenciydim yanılmıyorsam. Son sınıfta da olabilirim, tam emin değilim şu anda. Hatırlıyorum çünkü hayal meyal ya da şey yapacağım, açıklayacağım gibi bu sergi daha sonra bütün peyzaj mimarlığı bölümlerinde de ayrı ayrı sergilendi, gezdirildi yani ülkeyi. Belki o çalışmalardan birinde de bulunmuştum. Tam o konuda şu anda anımsayamadım. İFLA Bugün Kongresi büyük efendim. etkinlik herhalde. Örneğin uluslararası ölçekte yaptı. Evet, işte 1976 yılında da Peyzaj Mimarlığı Dünya Kongresi yapıldı. İFLA'nın her yıl düzenlediği Dünya Kongresi Türkiye'de yapılması onaylandı ve kabul edildi. Yaklaşık 500 katılımcı geldi. Düşünebiliyorsunuz o zamanlar 76 yılında. Düzenleme komitesi 6 kişiydi. İstanbul'da Sheraton Oteli'nde bunların hepsi ağırlandı. Bunların içinde peyzaj mimarlığı alanında en önde gelen uluslararası isimler vardı. Yani bizim dünyadaki peyzaj mimarlığı alanındaki önemli bilim adamları ve işte önemli şey onların ne diyelim oda karşılığındaki kuruluşlarındaki insanlar. Diğer meslek alanlarından en önde gelen kişiler ve zamanın Turizm Bakanı bizim İFLA Başkanı yine onların Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri, UNESCO müdürü gibi şeyler de var, insanlar da vardı bunlar içinde. Yani çapını düşünmekte sizlere örnekler onun için sunuyorum. Bunların konuşma ve bildirileri 1976 ve 77 tarihli Peyzaj Mimarlığı dergilerinde yer aldı. İsterseniz oradan yani Evet. isteyenler oradan kontrol edebilirler. 78 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Parklar Komisyonu Başkanlığı da Milli Parklar Yasa Tasarısı sunuldu. Bu derneğin yine çalışmalarıyla önemli bir miktarda şey müdahil olundu. Ve çok fazla değişiklik olmadan yani önerilerin çok fazla değiştirmesine gerek kalmadan da yasalaştı. 79 yılında da Türkiye'de ilk kez karayolları peyzaj planlama uluslararası seminer düzenlendi. Bu da çok önemliydi. 81 yılında Tarım Bakanlığı ile birlikte ilk kez süs bitkileri haftası düzenlendi. Ve bitkisel üretim masaya yatırıldı. Hep dikkat ederseniz ilkler bunlar, ilk kez. Bunun dışında tabii hani bu etkinlikler dışında ders kitabı ve ders notları tekstilleri de çok önemli bir şey faaliyetti. Yani önemli bir süreçte ben de hatta o tekstilleri makinede elle kolla böyle çevire çevire yapardık. Hazırladık, yaptık, bastık, öğrencilere dağıttık. Pek çok ders kitabı ve normal bilimsel kitap vardı. Onun dışında da tabii biliyorsunuz bu gibi derneklerin yürüttükleri pek çok yemek, eğlence etkinliği, işte diğer etkinlikler düzenlenmişti. Bunların hepsi çok, çok ilginçti. Yani çünkü hakikaten çok ben birkaç tanesine katıldım. Çok iyi hatırlıyorum. Çok neşeli, çok güleç insanlar, böyle birbirine çok sıkı bağlı insanlar. Kaynaşma çok fazla, iletişim ve yeni olanaklar açılması için çok önemli şeyler, açılımlar gerçekleştirdiler. Yani önemliydi. Çok güzel bir süreçti.
Hocam tabii ki yani çok kıymetli çalışmalar var. Bir yandan da zamanımız ilerliyor. 25 dakikayı Evet. doldurduk daha. Henüz birinci de şeyimizdeyiz ama çok önemli bir rol oynadı gerçekten Peyzaj Mimarisi Derneği. Bu mesleğin ve akademinin hafızasında. Odamızın web sayfası üzerindeki eski sayılarını ben ilgilenen herkesin incelemesini öneririm. Çok kıymetli bilgiler var, çok değerli ifadeler var sizin de açıkladığınız gibi. Hocam peki bu derneğimiz niçin kapatıldı? Derneğimizle ilgili son soruyu bu şekilde sorayım size. Tamam. Kapatılma demeyelim buna. Aslında kapanma olarak bunu adlandırmak lazım. 1990 sonrasında çünkü peyzaj mimarlığı mezunları peyzaj mimarı almaya hak kazandı. Ve hemen mesleki örgütlenme çalışmaları başladı. Bu hakkı kazanır kazanmaz meslek örgütleri içinde hemen biz de kendimize bir yer aramaya başladık. Ve de yasal haklarımıza kavuşmak için çalışmalara başladık. O nedenle 1994 yılında TÜMOP kararıyla ODA kuruldu. Odanın böyle güçlü bir şekilde örgütlenmesinde de Peyzaj Mimarlığı Derneği'nin altyapısı ve üye varlığından yararlanmak istendi. Yani üyelerin çünkü hepsinin de önemli kişiler olduğunu biraz önce zaten açıklamıştım biliyorsunuz. Bunların hepsinin ortak kararıyla neredeyse hepsinin diyelim yani birkaç kişi karşı çıksa da hemen hemen hepsinin ortak kararıyla Peyzaj Mimarlığı Derneği kendi işlerine son verdi. Yani kapatılma değil bir kapanma söz konusu. Kendi istekleri olan bir kapanma. Burada küçük bir not olarak da şunu düşeyim. Bizim Peyzaj Mimarlığı Derneği tek bir dernek değildi o süreç içinde. 1989-94 yılları içinde Ege Peyzaj Mimarlığı Derneği kuruldu, çalıştı ve kapandı. Başkan Gülbin Yılmaz ve bilgi yardımcı da yardımcısıydı. Bunlar yine dergi ve yayınlar çıkardılar bir sürü. 91-94 döneminde de İstanbul Peyzaj Mimarlığı Derneği kuruldu, çalıştı ve kapandı. Başkan Ahmet Cengiz Yıldızcı hocamdı. Adnan Uzun hocam da onun ikinci döneminde görev yaptı. Bu da bir dergi çıkarttı diye tahmin ediyorum ama tam kesin hatırlamıyorum. Daha sonraki yıllarda da hani günümüze doğru gelen belki herkes de biliyordur bunu ama söylemekte yarar var. Birkaç tane daha Peyzaj Mimarlığı Derneği açıldı. Şu süreçte bir miktar daha biliyorum dışımızda olan birkaç tane daha dernek var. Tabii burada örgütlenme deyince odanın işte Peyzaj Mimarlığı Derneği'nden sonra oda bir görev aldığı için odadan da söz etmek gerekir. Yani gerçi akademik bir yönü yok odanın ama bizim bu dernekte olsun, üniversitelerde olsun odadaki çalışmalara birçok akademisyen destek verdi. Hem de canı gönülden destek verdi. Bu da bir örgütlenmeye destek diyebiliriz yani akademisyenler açısından. Yani Evet. ben biliyorsunuz işte biraz önce söylediğim 7. ve 8. dönemlerde başkan yardımcısı, 9. dönemde başkan olarak görev aldım. Orada görevimizi yaptık. Evet. Peyzaj Mimarisi Derneği'ne emeği geçenleri, kuranları burada bir kez daha saygıyla yad edelim. Önümüzdeki haftadan itibaren söyleşilerimizde de sanıyorum konuk hocalarımız daha zaman zaman bu konuya değineceklerdir. Orada daha ek bilgileri de almamız mümkün olabilir diye söylüyorum. Hocam şimdi buradan PEMAT'a geçelim. PEMAT'ta 1997'den bu yana akademisyenleri bir araya getiren önemli bir yapılanma. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu'nun kısa adı PEMAT. PEMAT toplantılarını da siz tabii yakından biliyorsunuz. O da Ankara Üniversitesi'nde doğan bir yapılanmaydı. PEMAT fikri nasıl doğdu hocam? PEMAT'ın amacı neydi? Kuruluş ya da oluşturulma amacı neydi? Yani bu aslında bir yine gereklilikten ortaya çıkan bir şeydi. Eğitimle ilgili bazı konuların tartışılması söz konusuydu bizim bölümdeki bir toplantı sırasında. Genellikle ben o dönem yanılmıyorsam bu eğitimle ilgili bir çalışma yapmam istenmişti benden. Ben de bu süreçte hani bazı şeylerin aslında bölümler düzeyinde hatta bölüm başkanlarının katılımıyla ele alınması gerekliliğini söylemiştim. O zamanlar bölüm başkanımız Profesör Doktor Hayran Çelen'di. Yani burada bir toplantı yapalım ve bölüm başkanlarını toplayalım diye bir öneride bulunmuştum. İlk fikir böyle ortaya çıktı ama bu öneriyi Hayran Hocam onayladı ama geliştirdi birazcık da. Onun önerisiyle kapsam genişletilerek başkanlar yanında öğretim elemanlarının da katılmasına kararıyla tüm bölümlerden görüş alındı ve 1997 yapılacak ilk toplantı temeli de böylece atılmış oldu.
Yani daha çok akademisyenlerin birbirini tanıması, kaynaşması ve akademik konuların, başta akademik konular olmak üzere her türlü konunun konuşulması amacıyla yola çıkılmış. Evet. Yani Peki, amacından şöyle kısaca istersen söz edeyim. Çünkü hani o da önemli. Bu senin söylediğin gibi ilişkileri geliştirmek, sıcak tutmak, işte olumlu olumsuz gelişmeleri duyurmak, tartışmak, ortak kararlar üretmek vesaire vardı zaten bu süreçte. Onun nedenle de zaten bu ilk şeyde amaçlar içinde de bir isim bulunması söz konusu. Pematın açılımı o zaman Beyza Hibar'la Akademik İşbirliği Toplantısı bizim önerimizde ilk başlayan Pematın adı. Daha sonra 99 yılında yine benim desteklediğim ve birazcık da önerdiğim bir öneriyle Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu oldu. Önce bir Peyzaj Mimarlığı Platformu kurulsun diye bir fikir çıkmıştı ortaya. Benim biraz biliyorsun Türkçe takıntım vardır. Ya platformu boş verin, topluluk koyalım dedim. O şekilde kabul edildi ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu olarak geçti. evet hocam, şimdi bugüne kadar oldukça düzenli diyelim. Yani bir tane aksaklık oldu galiba. Her yıl çok düzenli olarak toplanıyor PEMAT. PEMAT toplantıları hakkında böyle bir özet geçebilir misiniz? Zamanımız da hızlı ilerliyor. Bu toplantıların peyzaj mimarlığı akademisine, eğitimine, öğretimine ne katkısı oldu sizce? Valla çok kısa kısa o zaman aklıma gelen maddelerden bazılarını söyleyeyim. Mesela PEMAT 97 ilk toplantıda aslında şunu şöyle bir öncelikle giriş yapmak lazım herhalde. O zaman alınan kararlara bugün de aynen devam ettiğimizi görüyorum ben. Birçok sorunu açmışız, çok doğru saptamalar yapmışız ve bugün bile o konular hala işleniyor ve üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bazıları da hakikaten işlerlik kazanmış. Mesela 97'de yani fazla öğretim alanı alınmaması daha ilk daha o günlerden kararlaştırılmış. Ve yeterli öğretim olanağı olmayan bölümlerinde peyzaj mimarlığı bölümünü açmaması istenmiş. Bazı şeylerden fazla öğretim elemanı almamak derken şunu kastediyorum. O zaman dışarıdan ziraat mühendisliğinden işte orman fakültelerinden ya da diğer fakültelerden bir takım hocalar gelip ders veriyorlardı. Çünkü yeteri öğretim elemanı yoktu. O nedenle diyorum. İkincisi lisansüstü eğitimin gelişmiş bölümlerde yapılması kararıydı. 98'de yapılan İzmir toplantısında bir karara rastlamadım. Belki var bana ulaşmadı. O kararları bilemiyorum onun için. 99'da önemli kararlar alındı. Mesela bir peyzaj mimarı eğitim veren kurumların peyzaj mimarı fakültesi olarak yapılandırılması, Yüksel Öztan Başkanlığı'nda çalışılması belirlendi. 2002'de yapılacak İFLA Dünya Kongresi'nin Türkiye'de organize edilmesi yine Yüksel Öztan'a görev olarak verilmişti. Daha o zamandan da İFLA Dünya Kongresi hedefleri konuyordu. Yeni peyzaj mimarlığı bölümünün açılmasında en az 15, en çok 30 öğrenci alınması gibi önemli sayılar belirlenmişti. Ki bu tabii hiçbir zaman buna yok ne yazık ki uymadı. Bugüne kadar devam ettirmiş olan PEMAT etkinliklerin yasallaşması amacıyla da bir vakıf oluşturulmasına karar verildi. Burada da Profesör Doktor Ümit Erdem görevlendirilmiş mesela. Bunlar çok önemli kararlardı. Özellikle bu örgütlenmenin temelini oluşturan kararlardı. 2000'de Antakya'da peyzaj mimarlığı eğitim ve politikası konusu ilk defa gündeme getirildi. Ve bu konuda beni görevlendirdiler. 2001 yılında da bunun sunulması istendi. İkinci bir karar Avrupa Birliği ülkelerinde peyzaj mimarlığı eğitimi konulu bir raporun yine senin tarafından hazırlanmayı sen de hatırlıyorsan. O toplantıda sana görev verilmişti. Onu da sen 2001 yılında sunmaya şey yapılmıştı, yönlendirilmiştin sen. 2001'de işte bunların ikisi sunuldu. Hem senin tarafından hem benim tarafından. Burada benim sunduğum raporda ve politikalar ya eğitim ve politikalar raporunda ikinci hedef olarak ortaya koyduğumuz PEMAT daha çok benimsenen peyzaj mimarlık, mimarlık, şehir bölge planlama eğitim veren bölümlerin tek bir çatı altında yer alacağı bir parantez içinde planlama tasarım fakültesi oluşturması çalışmalarına hız verilmesi kararı çıktı. Bu mesela çok önemli bir karardı. Yani belki de geleceği belirleyen önemli kararlardan birisiydi. Avrupa Birliği standartına uygun bir peyzaj mimarlığı eğitimi sağlamak amacıyla hazırlık ve araştırma yine senin görevlendirmen, yani bir önceki sene aldığın görevi sürdürerek geliştirmen kararı çıkmıştı hatırlarsan. 2002'de Bartın'da doçentlik başvuruları konusunda tarım orman alanlarından başvuruların ve mimarlık alanındaki başvuruların eşdeğer durumlara getirmesi gibi şeyler konuşuldu.
2003 Düzce'de bölümlerin akreditasyon konusunda hazırlık yapmaları, burada akreditasyon ilk defa gündeme geldi. O da çok ciddi, önemli bir hedefti. 2004'te yasa yönetmelerde peyzaj mimarlığı odası tarafından hazırlanan yetki tüzüğü yasası hazırlanması için odaya önemli katkılarda bulunması ve teşvik edilmesi istendi. Bu da odayla birlikteliğin en sıcak noktalarından biriydi. Erzurum'da 2005 yılında yapılan yine öğretim üyeleri sayılarının üzerinde duruldu. En az 5 öğretim üyesi tamamlanmadan öğrenci alınmaması kararı üzerinde duruldu tekrar. Mimarlık alanında olduğu gibi puan ve değerlendirmelerde proje çalışmalarının kabul edilmesi kararı da orada çıktı. 2006 Ankara Bilkent'te yapılanma da artık kesin bir karara varıldı. Planlama ve tasarım ana çatısı altında gerçekleştirilmesine karar verildi. Ama hani uzmanlaşmaların yine her bölümün kendi alanında uzmanlaşabileceği de bırakıldı. Bu süreç içinde biz de zaten hemen girişimlerde bulunduk. 2007 ya da 8'de yanılmıyorsam biz de rektörle hemen ilişkilere geçip zaten kağıt üzerinde var olan mimar fakültesini kurmak üzere girişimlerde bulunduk ama hocamızdaki bizim şey bölümümüzdeki birkaç tane hocanın karşı çıkması nedeniyle, bir iki hocanın karşı çıkması nedeniyle ne yazık ki o şansımızı kaybettik. Mimarlık fakültesine geçemedik. PEMAT'ın işlevlerini güçlendirme yönelik olarak da ECLAS benzeri bir kurumsal yapıya dönüştürmesi yönünde çalışma yapılması istendi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Yani Avrupa Birliği Peyzaj Okulları Birliği miydi? Öyle tam ismini şu anda hatırlayamadım ama onun gibi bir şey yasal bir nitelik kazanmak için çalışıldı. 2007'de önemli bir şey olarak PEMAT koordinatörlüğü oluşturdu. Biraz böyle hani kurumsallaşma yönünde adımlar attı ve burada da öğretim görevlisi Mustafa Artar görevlendirildi. 2008'de yine kurumsal kimlik çalışmalarını başlatmak ve geliştirmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi. Bu komisyonda biliyorsun sen, ben ve Profesör Doktor Adnan Uzun vardı. Tüm bölümlerin Avrupa Peyzaj Mimarlık Okulları ECLAS üyesi olması da burada önerilmişti. 2009'da da bölüm başkanlarından oluşacak bir kurulun yani Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi PEMKON adıyla yapılandırılmasına ve konseyin ilk toplantısını düzenlemek üzere işte benim görevlendirmem Ankara Üniversitesi'nin görevlendirmesine karar verdi. O zaman bölüm başkanıydım ben. Bolonya Evet. süreci kapsamında da Avrupa Birliği kredi transfer sistemine uyumlu hale gelme istendi. Bundan sonraki dönemde çok fazla maddelerle şey yapmayacağım. Çok kısa bir bilgi daha vereyim. 2010-2020 döneminde daha önceki dönemlerde önlenen konuların bazıları tartışılmaya devam edildi. Yeni bölüm açılması, Bolonya sürecine uyum, akreditasyon, bazıları geliştirildi. Doçentlik jüri yapıları, başvuru koşul ve alanları, eğitim programları vesaire. Bazıları ise tamamlandı. Mesela Peyzaj Mimarlık Bölüm Başkanları Konseyi, PEMKON'un kurulması, Peyzaj Mimarlık Eğitim ve Bilim Derneği, PEMDER'in kurulması vesaire. Bunlar da bu dönem yani 2010-20 dönemi içinde yine tematlarda tartışılıp geliştirilen konular. Bu bölümde son soru olarak hocam PEMES'in geleceği ve sürdürülebilirliğine ilişkin düşüncelerinizi de çok kısa alabilirsek kalan 20 dakikalık süremizde de PEMKON ve PEMDER'i konuşalım. Sana süre bırakmadım ama artık bir dahaki sefere sen çok konuşursun. Şimdi yani bu aslında tabii ülkemizde ve dünyada az buluşumdu. Yani önemli gelişmeler sağladı ve işlevini de bence sürdürmeli. Eğitimle ilgili her konu katılımcılığı sağlayan ve ne bileyim birçok kişiyle de ilişkileri sağlayan PEMKON ve yasal yetkili bulunan PEMDER'e bunları ileterek gerçekleşmesini sağlayacak adımlar atan bir gelişme sağlanmalı bence. Bunun yanında zaten senin de yaşadığın gibi, hepimizin yaşadığı gibi gayet sıcak bir aile ortamının içinde tartışarak, eğlenerek güçlenmeyi sağlayan bir güzel bir oluşum. Ben yani bunun sürdürülmesi ve olabildiğince de devam etmesi konusunda ısrarcıyım. Yani bazıları konuşuyorlar kaldıralım bunu ya da 2 senede bir yapalım diye ama bence bu şekilde devam etmesi güzel olacak. Bence de devam etmeli çünkü her kademeden akademisyenin bir araya gelmesini imkan sağlayan bir platform. Evet. Tanışmaya, kaynaşmaya, sadece tanışma kaynaşma değil, aynı zamanda toplantıyı düzenleyen ev sahibi ilin ve bölgenin peyzajları, sorunları hakkında bilgi ve deneyimlerimizi arttırmaya da yarıyor. Geçen bir yıllık süreçteki
mesleki, akademik gelişmeleri değerlendirme şansımız da oluyor. Dolayısıyla ben de size katılıyorum. Temas toplantıları sürdürülmeli. Bu yıl ne yazık ki yine salgın hastalık nedeniyle orada da yapılacaktı, yapılamadı. Ümit Evet. ederim önümüzdeki yıl yine yapma şansımız olur. Hocam burada şimdi ben moderatör rolümü size teslim ediyorum, size bırakıyorum. Ben konuşmaya başlayacağım. Teşekkür ederim. O zaman ben de ciddiyeti koyarak Sayın Veli Ortaçeşme diye başlayayım. Beyza Limanlı Bölüm Başkanları Konseyi, yani PEMKO'nun kuruluş hakkında bize bilgi verir misiniz? Biraz önce benim hani konuşmalarımda bahsettiğim o kuruluş kararı, o kararın çalışılarak oluşumunun gerçekleşmesi hakkındaki ilk toplantı ve ondan sonrası artık size veriyorum sözü. Buyurun. Evet, şimdi hocam sizin de açıkladığınız gibi PEMAT hakikaten önemli bir işlevi yerine getirdi. Burada da her toplantı sonunda alınan kararlar oluyordu. Ancak PEMAT'ların şöyle bir eksikliği vardı. Yani her yıl katılımcı profili önemli ölçüde değişiyordu. Yani bu yıl katılan önümüzdeki yıl katılmıyordu. Alınan kararları izleyen bir mekanizma yoktu. Dolayısıyla sosyal ve kültürel anlamda peyzajları tanıma anlamında bir fırsat sunmuş olmasına rağmen alınan kararların sürdürülebilirliği ve uygulanışı konusunda bir izleme mekanizmasının olmaması bizi daha kurumsal bir yapıya doğru itti. Nitekim ilk öncesinde ifade ettiğiniz gibi bir sekreterya, 7 kişiden oluşan hatırladığım kadarıyla sekreterya fikri vardı. Hatta burada sevgili Mustafa Artar'ı da anayım. O da o sekreteryanın bir üyesi olarak tanımlanmıştı. Ama daha sonra bunun daha ciddi bir yapılanma haline dönebileceği konusu konuşuldu. Nitekim 2008 yılında Tekirdağ'da yapılan PEMAT toplantısında size, bana, sevgili Adnan Uzun Hoca'ya, bu arada sevgili Tanay Birişçioğlu'ya ve sevgili Faruk Altunkasa Hoca'ya 5 kişilik bir komisyon olarak görev verdiler. Ve bir sonraki PEMAT Isparta toplantısına kadar yapılanma konusundaki önerilerimizi getirmemizi istediler ve bir anket yaptık biz bu çalışma kapsamında. Bu anket sonucunda dernek, vakıf mı, platform mu şeklinde sorduk bölümlere. Çok az bir farkla platform olarak devam edecek bir yapılanma konusu bölümler tarafından kabul gördü. Ve nitekim 2009'da Isparta'da yapılan PEMAT toplantısında Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi adıyla bir yapının kurulması kabul edildi. Ve bu konuda da ilk toplantı yapılma görevi de o zaman siz Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı'ydınız, size verilmişti bir nolu kararla. Ankara'da Kasım ayında bir peyzaj planlama ve tasarım sorunları sempozyumu yaptık ve burada da hatırlarsanız toplantı sonunda Ziraat Fakültesi'nin o eski binanızın alt katındaki toplantı odasında katılan bölüm başkanları ve öğretim üyeleriyle çalışma ilkelerini belirledik Evet. PEMKO. Ve bu çalışma Hatırlıyorum. ilkeleri de çok güzeldi, hiç unutmam ben onu. Ve bir sonraki PEMAT, 2010 PEMAT Trabzon'daydı. Trabzon'da bu çalışma ilkelerini bir araya kabul ettik ve ilk kararları aldık. Şimdi çok karar aldık PEMKON'da ve şunu da açıklıkla söyleyeyim. Yayının başında da söylemiştim. Bugüne kadar 20 toplantı yaptı PEMKON. Şimdi PEMAT yılda bir toplanıyor ama PEMKON 6 ayda bir toplanıyor ve bölüm başkanlarından oluşuyor. Tabii bölüm başkanları bölümlerin yasal temsilcisi. Dolayısıyla yürütme erkleri de var. Bundan yola çıkarak bölüm başkanlarından oluşan bir kurul tanımladık ama bunun demokratik olması açısından da toplantı gündemlerinin önceden duyurulması, bölümlerde tartışılması ve PEMKON toplantılarına bölümün görüşüyle gelinmesi gibi bir demokratik katılım süreci de tanımladık. Nitekim birçok bölümümüz bunu çalıştırdı. Şimdi PEMKON'larda çok kararlar alındı ve bu kararların devamlılığı sağlandı ve akademimizin gerçekten bahsettiğimiz o eksikliği önemli ölçüde giderildi. Zaman nedeniyle bunların hepsine bahsedemeyeceğim ama birkaç tanesine bahsetmeme izin verin. PEMKON kararlarından uygulamaya geçen ve akademinin yararlandığı. Örneğin ilk toplantıda alınan karar doçentlik alanıyla, doçentlik başvuru alanıyla ilgiliydi. O güne kadar hep tarım orman alanından başvurulurken o günden itibaren yani aldığımız PEMAT kararıyla mimarlık alanından da doçentliğin başvurunun önü açıldı ki bu bizim mimarlık fakültesine gidiş sürecimizde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Nitekim belki bugün farkında değiller yani mimarlık alanından girip doçent olan arkadaşların çoğu bu ilk PEMKON kararıyla bu imkana Evet. kavuşmuş. Onun Onlar dışında belki asistanlar da bilmiyorlardır. Yeni arkadaşlarınızın çoğu bunları bilmiyordur. evet. Onun dışında ilerleyen toplantılarda da tabii önemli kararlar alındı. Bu ilk toplantıda hocalarımın teveccühüyle birinci dönem başkanlığına da ben seçilmiştim. Bu arada PEMKON dönem başkanlığı düzeninde gidiyor.
Her yıl bir hocamız dönem başkanlığını üstleniyor. Şu anda 10. dönem başkanlığı dönemindeyiz ve 10. dönem başkanlığını da İnönü Üniversitesi'nden sevgili hocamız Bülent Yılmaz yürütüyor. İlerleyen toplantılarda birçok karar aldık. Bununla ilgili ön plana çıkanlar mesela ders müfredat içerikleri. Hemen ikinci toplantıyı Antalya'da yaptık. Orada aldık. Peyzaj farklı fakültelerde bölümler var. Ortak bir ders içeriği olmak zorunda. Neticede mezunlar aynı mesleği icra ediyorlar. Mesela bununla ilgili bir komisyon kuruldu. İlgül Karadeniz Hoca, Hayriye Eşbah Hoca, Adnan Uzun Hoca ve o zaman Gaye Hanım, o da başkanıydı ve Bilkent Bölüm Başkanıydı. Bunlar bir rapor hazırladı bu hocalarımız ve daha sonra bu rapor bölümlerimize paylaşıldı. Bu önemli bir dönüm noktasıydı. Bilgi paylaşımı anlamında bir PEMAT-PEMKON web sayfası kurulması, yine PEMKON kararları içinde alınıp eyleme geçirilen ancak sonra çeşitli nedenlerle sürdürülemeyen bir konuydu. Mesela eğitim öğretimin 45. yıl kutlamaları, daha sonra da 50. yıl kutlamaları. Bu tamamen PEMAT çalışmalarında fikri ortaya çıktı. Ve daha görev dağılımıyla 45. yılı hatırlarsanız Ankara Üniversitesi'nde kutladık etkinliklerini. Ve 50. yılda tüm yıla yayılan bir etkinlikler zinciri şeklinde devam etti. Çok önemli. PEMAT dedin ama PEMKON demek istedim Evet, PEMKON'la ilgili. herhalde. Ha, PEMAT Evet, arada bir karışıyor. dedin de. Çok çok önemli bir katkısı bence 2012'de Adana toplantısında 6. PEMKON'da alındı. Burada fakülteleşme ile ilgili. Az önce siz de değindiğiniz için bunu ifade etmek istiyorum. Peyzaj mimarlığı bölümleri için uygun fakülte yapısı ki o güne kadar hep ziraat orman ağırlıklı giden bir fakülte açılımımız vardı. Bu toplantıda mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, iç mimarlığın bir arada olduğu bir fakülte yapılanmasının uygun olduğu kararı aldı. Bu çok önemli bir dönüm noktası. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bu sayede bugüne kadar onun üzerinde bölümümüz ziraat ve orman fakültelerinden ayrılarak mimarlık ve ya da mimarlık benzeri isim taşıyan fakültelere geçtiler. Bunun mesleki katkısı da var. Yani sadece akademik katkısı yok diğer bölümlerle sinerji. Çünkü peyzaj mimarlığını biz bir tasarım ve planlama disiplini olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla asıl ait olduğu fakültelerin bu olduğunu inandığımız için bölüm başkanlarının oy birliğiyle alınmıştır bu karar. Nitekim bu yönde de önemli bir şey oldu. Bunun hem akademik hem katkısı da olduğunu söyleyeyim. Bölümlerdeki ana bilim dalı yapılanması bir kargaşa vardı. Bu konuda bir karar alındı. Planlama, tasarım ve bitki materyali ya da peyzaj bitkileri gibi en az 3 ana bilim dalı artı ihtiyaca ve fakülte yapısına göre diğer ana bilim dalları aldığımız önemli bir kararlar. Eğitim çalıştayları. Yine PEMKON kararlarıyla ortaya çıktı ve 2 tane büyük çalıştay yaptık. 2014 Antalya, 2018 Düzce'de ve çok Evet, önemli bilgi çok başarılı paylaşıldı. çalışmalar oldu onlar. Çok önemli bilgiler paylaşıldı, çok önemli konular tartışıldı. Siz de atölye, peyzaj tasarım atölyesini her iki çalıştayda da çok başarılı bir şekilde yürüttünüz. Türkiye Peyzajları Ulusal Konferanslar dizisi. Bu da PEMKON'un ortaya koyduğu bir fikir. Burada biz tematik konferansları hedef aldık. Yani bir konuyu alıp enine boyuna tartışalım diye. Nitekim ilk konferansımızın teması Türk bahçeleriydi. İkincisi peyzaj politikalarıydı. Üçüncüsünü de geçen yıl Antalya'da yaptık. Yeşil altyapıydı. Her bir konuyu enine konuna tartışıp bir sonuca varmamızı mümkün kıldı. Bilimsel dergi çıkarılması, yani Peyzaj Mimarisi Derneği'nin çıkardığı dergiler sonradan kesintiye uğradı biliyorsunuz. Sürekli çıkarılamadı. Bunu bilimsel bağlamda bir dergi ihtiyacını olan şeyle yine dernek çatısı altında önce PEMKON daha sonra bu PEMDER'e de taşındı. Bilimsel dergi çıkarılması konusu karara bağlandı ve ilk dergi Süleyman Demirel Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde çıkarıldı. Daha sonra artık biraz PEMKON'un da yetmemeye başladığını gördük. Yani az önce ifade ettim ya, PEMAT bir yerlere kadar taşıdı akademiyi ama bir noktadan sonra ihtiyaçlar çerçevesinde olay PEMKON'a evrildi. Bir noktadan sonra da PEMDER'e yani tekrar dernekleşmeye evrildi. Şimdi bu noktayı biraz vurgulamak istiyorum. Yani niye PEMDER kuruldu türünden gelen sorularla alakalı olarak. Şimdi her şeyden önce PEMKON bir platform. Yani bölüm başkanları bir araya geliyor, bir karar alıyor, tavsiye niteliğinde. Evet zaman zaman bu kararları üst makamlara yazdık ama yazdığınız yazı bir dilekçe şeklinde. Yani bir resmi kaydı yok, şeyi yok. Dolayısıyla bir dilekçeyle başvurur gibi başvuruyordunuz. Kurumsal bir kimlik ihtiyacı PEMKON çalışmaları ilerledikçe daha fazla ön plana çıktı.
Örneğin dergi çıkarıyor Pemkon, derginin sahibi Süleyman Demirel Üniversitesi. Web sayfası yapıyor, web sayfası önce Akdeniz Üniversitesi'ndeydi, sonra Çukurova Üniversitesi'nin şeyine geçti. Evet, Kitap anlaşıldı. ÖSMN numarası alacağız, hangi kurumdan alacağız belli değil. Konferans düzenliyoruz, konferanslara bağış alacağız, nereye yatacak ortada kalan bir durum vardı. Dolayısıyla buradan biraz da zamanın az kaldığını biliyorum. Dernekleşme sürecine geçmek istiyorum. Bir kurumsal yapıya olan ihtiyaç PEMKON çalışmaları ilerledikçe arttı. Nitekim Temmuz'da 2017 yılının Temmuz ayında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan 15. PEMKON toplantısında dernekleşme kararı çıktı. Bu konuda benimle birlikte iki arkadaşımıza tüzük hazırlama görevi verildi. Ve aynı yıl Kasım ayında Trabzon'da yapılan 16. PEMKON toplantısında PEMKON çalışmalarının kurumsal bir yapı altında sürdürülmesi için Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği isminde bir derneğin kurulması kararı alındı. Şimdi geçen bir canlı yayında da bunu söyledim. Yani ben tüzük, taslak tüzüğü paylaştım. Son slide olarak da şöyle bir şey koydum. Nerede kurulacak, kim kuracak? Toplantıda Evet. yanlış hatırlamıyorsam 17 bölüm başkanı vardı. Kimse talip olmadı. Dediler ki, işler hep böyle olur biliyorsunuz. Tüzüğü siz hazırladınız, bu kadar emek verdiniz. O zaman siz üstlenin bunu da. Antalya üstlensin. Dolayısıyla eğer bir başka aday çıksaydı biz kuralım diye, belki de bugün derneğin kurulduğu yer başka bir ilimiz olacaktı. Ama sonuçta yani biz meslek adına, akademi adına bu görevi üstlendik. PEMKON'la ilgili gelişmeler de bu şeydi hocam. Evet. Yani o zaman PEMDER'e geçelim mi hızlıca? Evet, geçelim. Şunu da söyleyeyim. PEMKON bir sürü karar aldı. 2017 Van'da yapılan toplantıda aldığımız bir karar daha var. PEMKON ve PEMDER'in bütünleşmesiyle ilgili. Örneğin şu anda PEMKON'un sekreter işlerini de PEMDER üstlendi. Evet. Web sayfasını da PEMDER üstlendi. PEMDER'in web sayfası var. Orada PEMKON'da alınan bütün kararları merak eden arkadaşlarımız takip edebilir. Şimdi PEMDER yani Kasım'da 2017 yılında bu görevi aldıktan sonra biz hızlı bir şekilde bununla ilgili resmi işlemleri yaptık. Tabii içinde bulunduğumuz süreçte hakikaten dernek kurmanın çok büyük zorlukları var. Ama biz bunları aştık zaman içerisinde ve derneğimizi 15 Ocak 2018'de kurduk. Tekrar hatırlatıyorum, PEMDER bölüm başkanlarının oy birliğiyle kurulan bir dernektir. Ve az önce anlattığımız çerçevede akademik gereksinimler doğrultusunda ortaya çıkan bir akademik örgüttür. Öyle ifade edelim. Biz şunu söylüyoruz, yani siz de söylüyorsunuz. Biz Peyzaj Mimarisi Derneği'nin şeyini, felsefesini, heyecanını, ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Yeniden canlandırma amacındayız. Bu bağlamda işte dergilerimiz birdi, iki oldu. Yine yayınlar sürekli kaydetti. Sosyal medyada geniş bir bilgi paylaşımı var şu anda. İşte farklı sosyal medya hesaplarımızda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Güncel gelişmeleri, işte kadro ilanları. Böyle bir işlev yüklendi. Bir tane de İngilizce sosyal medya hesabımız var ki burayı da 200 civarında yabancı peyzaj mimarlığı alanına ilgi duyan kişi takip ediyor. Bu işlevin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında yapmayı planladığımız birçok faaliyetimiz var. Bunlardan birisi akreditasyonda, onunla ilgili gelişmeleri geçen bir canlı yayında herkesle paylaştık. Bu önemli bir dönüm noktasıydı. Ana faaliyet alanlarımızdan birisiydi. YÖK'e yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı ve PEMDER peyzaj mimarlığı alanında ulusal akreditasyon kuruluşu olarak tescil edildi. Ümit ediyorum önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren bu akreditasyon çalışmalarına da bölümlerimizle birlikte başlamış olacağız. Bu süre içinde tabii ki neticede bir derneğiz, yani sivil toplum kuruluşuyuz. Gücümüz, arkamızdaki destek oranında faaliyetlerimiz etkin olabilir. Çok ciddi sponsorlarımız yok, umarım olur. Bu konuya gönül verenlerden bu konuda bir destek bekleyimiz de var açıkçası. Ama tabii ki desteğimiz ne kadar fazla olursa başarımız da o aranda. Yani enerjimiz var, isteğimiz var. Aslında geniş bir ekiple de çalışıyoruz. Yani şu anda PEMDER'in üye sayısı dün bugün katılımlarla 130'a ulaştı. Ama 50 kişilik aktif bir gönüllü ekibimiz var. Farklı şeylerde çalışan ve katkıda bulunan.
Ümit ediyorum bu katılım daha da fazla önümüzdeki süreçte artacaktır. Ve diğer konulara da meslek akademiyle, eğitimle, öğretimle ilgili konulara da el atma imkanımız olacaktır. Süremiz ne kadar kaldı? Ben buradan takip edemedim. Şimdi 4 dakika hocam. Tamam. Şeyden de söz etmek ister misin? Pender'in öğrencilerle ilgili olan şeyden. Şimdi tabii ki öğrenci önemli. Yani önemli eğitim öğretimin önemli bir paydaşı. Dolayısıyla biz buna kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle UNİPEM Ulusal Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğunu oluşturduk. Bununla ilgili de önümüzdeki dönem aktive etme gibi bir projemiz de var. Her bölümden öğrencilerimizi buraya katıyoruz. Dolayısıyla hem öğrencilerle ilgili eğitimlerimiz başladı. Geçen yıl birinci yaz eğitimini Antalya'da yaptık. Çok da güzel bir eğitim oldu. Hem katılım hem içerik hepimizi çok memnun etti. Bunun dışında başka eğitim programları da önümüzdeki dönemde planlıyoruz öğrencilerimiz için. Evet, teşekkür ederim. Yani ekleyeceğin ya da son söz olarak söylemen gereken şeyler varsa istersen onlardan da kısaca özellikle Şimdi duyurulan. bütün faaliyetlerimizi sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Artı web sayfamızda da paylaşıyoruz. Dolayısıyla ilgi duyan herkesi bu hesaplarımızı takip etmeye ben davet ediyorum. Ayrıca tabii yani derneğimize katkıda bulunmaya da davet ediyorum. Bu katkı farklı şekillerde olabilir. Yani üye bir defa olarak katkıda bulunmayı çok arzu ederiz. Peyzaj mimarlığı alanında herhangi bir derece sahibi olanlar üye olabiliyor. Derece sahibi olmasa bile ders verenler, katkıda bulunanlar da üye olabiliyor. Öğrencilerimiz de üye olabiliyor. Lisansüstü öğrenci gruplarımız var. Öğrencilerimizden üyelik ücreti de almıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Ne kadar destek olursa eğitime, öğretime, peyzaj mimarlığına bu bağlamda katkıda bulunmak isteyen hem akademisyenleri hem meslek mensuplarını üye olarak Pender'e katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Üyelikle ilgili bilgiler web sayfamız üzerinde var. Oradan öğrenebilirler ve üye olabilirler. Valla zaman hani 1 saat diyorduk biz bu 1 saat nasıl doldururduk diyorduk yetmedi bence. Bunu Evet. daha da uzatmak gerekiyordu. Hiç Bir de kimsenin siz. de sorusunu bile alamadık yani ona da birazcık üzüldüm. Keşke hepsine cevap verebilseydik ama inşallah bu bahsettiğim şeylerin tek tek ele alınacağı dizilerde oluşturacağız bundan sonra. Sizin de son sözünüzü alalım, programımızı kapatalım. 1 dakikamız var hocam. Valla herkese katılanlara teşekkür ediyorum. Cevap veremediğiniz için özür diliyorum. İnşallah gelecek peyzaj mimarları için çok güzel olacak. 13 Mayıs günü çok güzel geçti. Korona bile Evet. engelleyemedi. Evet. Bütün platformlarda çok canlı söyleşiler vardı. Herkese teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Evet, yine daha önce katılamayanlar için hatırlatalım. Önümüzdeki haftadan itibaren her hafta Perşembe günü akşam 9:30'da Peyzaj Mimarlığına Işık Tutanlar isimli canlı yayın serimiz başlıyor. Her hafta bir hocamız moderatör olacak ve bir kıdemli hocamız da konuk olarak yer alacak. Önümüzdeki haftadan itibaren bunların duyurularını da yapacağız. Herkesi bu yayın dizimize katılmaya davet ediyorum. Bu canlı Yok, yayınımıza bu Evet, canlı yayınımıza burada son verirken herkese hoşça kalın, Pemder'i takipte kalın diyorum. İyi hoşça akşamlar. kalın. İyi akşamlar herkese.